Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Korelim gittiğinden beri yeni bir vlog çekmiyordum. O yüzden bugün hazır evdeyken böyle vlogumsu biraz böyle dertleşmeli, konuşmalı, böyle bir haftalık cilt bakımı yapmalı bir video olsun istedim. Yeni kameramdan çekiyorum, yeni mikrofonum. Böyle birazcık ayarlarını güncellemeye çalıştım, anlamaya çalıştım. Umarım daha iyidir. Şimdi ben biraz önce duş aldım, saçımı falan yıkadım. Şimdi bir saç bakımı yapalım. Kore'den aldığım şöyle bir ürün var. Bu böyle bir biberiye toniği gibi düşünebilirsiniz. Bunu saç diplerime sıkıyorum. Bunu zaten birkaç kez göstermiştim galiba. Hala kullanıyorum ve bayağı faydasını gördüm. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Şöyle birazcık saç diplerime geçeyim. Benim şöyle bir Tangle Teaser tarağım var. Bununla saçımı tarayacağım şimdi. Bu arada şaka maka Mart ayına girdik. 2024 sanki çok hızlı geçmedi mi? Böyle şey gibi oldum. Hani daha yeni sanki yılbaşını kutladık. Ne ara Mart ayına geldik falan oldum. Herhalde Şubat ayı 29 çekti. Ondan dolayı mı bilmiyorum ama böyle bir anda sanki Mart ayına zıpladık gibi geldi. Çok tuhaf hissettiriyor. Çünkü burada artık yaz bitiyor ve sonbahara doğru gidiyoruz. Sizde de tam tersi. Siz kışı bitiriyor ve bahara doğru gidiyorsunuz. Neyse ki yakın zamanda Kore'ye gideceğim. Daha biletimi falan almadım ama ben yine sanırım bir seneyi aşkın bir süre kış görmemiş olacağım. Çünkü tekrar bahara gidiyorum. Bahardan yaza geçeceğiz tekrar falan. O yüzden bir yandan çok heyecanlıyım. Çünkü hem Kore'ye gideceğim, hem Türkiye'ye gideceğim. Hem işte çok uzun süredir görmediğim dostlarımı göreceğim. Tekrar Korelim'le bir ev kurma telaşına giriyoruz. Bir yandan deli gibi ev bakıyoruz falan. Tabii uzaktan bu işleri kontrol etmek benim için hiç kolay olmuyor. Bayağı zorlanıyoruz çünkü o da çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Ben yine burada benim kendi yoğunluğum var. Yine çalışıyorum, videolar yapıyorum falan. O yüzden benim için bayağı yoğun bir süreç diyebilirim. Bir yandan buradan işte bir şeyleri organize etmeye çalışmak, bir yandan çalışmak ve para biriktirmek durumunda olmak inanılmaz zormuş. O yüzden evlenen kişileri çok anladım ki biz çok büyük bir şeyler de planlamıyoruz. Her şey böyle daha küçük ve minimal olacak bizim için ama böyle büyük organizasyonlar planlayanlar gerçekten diyorum ki helal olsun yani çok büyük bir efor gerektiriyor. Ev kurmak zaten bir mesele. Bir de ev kurmanın haricinde işte düğün yapanlar var. Düğün organizasyonu falan asla gerçekten herhalde yapamam diye düşünüyorum. Çünkü ben böyle biraz kontrol seviyorum. Yani her şeyi bir kontrol etmem lazım. O yüzden uzaktan asla yapabileceğim bir şey değil benim. O yüzden gerçekten yapanlar nasıl yapıyorlar çok şaşırıyorum. Gerçi şu anda bu dönemde çok fazla düğün olayı da kalmadı galiba. Hani kendi çevremi düşünüyorum. O kadar az ki düğün yapan insan. Birazcık da Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik durumundan dolayı sanırım. Ne insanlarda heves kaldı, deprem olsun, ekonomik durum olsun falan. Bence insanlarda düğün yapacak pek heves de kalmadı. Çevremdeki herkes böyle küçük organizasyonlarla, ufak kutlamalarla falan geçiştiriyorlar. Bir de aslında bakarsanız ne Türkiye'deki düğün tanımı ne de Kore'deki düğün tanımı benim zevklerimle çok uyuşmuyor. Özellikle bütçe olarak baktığımızda evet Türkiye'deki düğünler bir tık daha eğlenceli kalıyor. Birazcık daha parti mantığında kalıyor ve hani bir para veriyorsunuz ama en azından 2-3 saat insanlar eğleniyor. Ama Kore'de aynı parayı veriyorsunuz ve yarım saat sürüyor. O yüzden çok saçma geldi bana Kore'deki düğün mantığı da. Sanırım iki ülkede de düğün yapmayacağız gibi görünüyor. Skinfood markasının şöyle bir maskesi var bende. Bunu kullanacağım. Gerçekten seviyorum bunu. Bunun içinde parçacıklar yok. Egg white diye geçiyor. Ben direkt böyle kuru cildime sürüyorum. Ve bir 10 dakika, 15 dakika maksimum bekletip yıkıyorum. Böyle bembeyaz. Bunu şimdi biraz uygulayalım. Ben doğal ışık kullanıyorum. Şu an saat burada 2.30. Bilmiyorum nasıl görünüyor ama çünkü buraya da çok fazla masraf yapmak istemediğim için ayaklı tripod, ışık falan almadım buradan. Büyük ihtimalle Kore'deyken halledeceğim ışık olayını. Çünkü yeterli olmayabilir. Kore'deki evlerin hepsi güneş almıyor.
nasıl bir evde kalırız bilmiyorum. Umarım güneş alan bir ev olur da. Oradan almak daha mantıklı gibi geldi. Zaten büyük tripodum da orada. 2 metre bir tripodum vardı. O hala orada. Bunları yıkamak biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü biraz zor çıkıyorlar. Aa, keşke şeyimi taksaydım. Saç bandımı. Unuttum takmayı. Şimdi taksam bulaşır. Neyse. Bir sonraki steplerde takarız. Bir 15 dakika bekleyelim. Sonradan yıkayıp geliyorum. Evet canlarım, şimdi yüzümü yıkadım. Şu saç bandımı da taktım. Şimdi yüzüme bir mist serum tarzı bir şey var Dalba'nın, şöyle. Hassas ciltler için. Neredeyse sonuna geldim, artık bitiriyorum. Bunu böyle bir çalkalıyorum. Bu hassas ciltler için olan, bir de bunun sarısı varmış. Ben pembesini kullanıyorum. 2+1 Olivia'dan almıştım buraya gelmeden önce. Bir tanesini hediye ettim. Bu böyle birazcık kurusun bakalım. Bu arada Korelim'le Sydney'deki bütün tatilimizi vlogladım ve 4 bölüm şeklinde kanalımda mevcut. Onları da izleyebilirsiniz eğer kaçırdıysanız. Biz hem çekerken çok eğlendik, hem de ben editlerken çok eğlendim. Hem bana hatıra kalıyor, hem de siz de izlemiş oluyorsunuz buraya gelmeden önce burası nasıl bir yer, biz neler yaptık. Ardından Kaan geldi. Kaan'ı da belki biliyorsunuzdur. O da içerik üreticisi. O da Brisbane'da yaşıyor öğrenci olarak ve orada içerikler üretiyor yine Avustralya ile ilgili. O geldi Sydney'ye ve Sydney'de Taylor Swift konserine gitti. Ben de aslında Taylor Swift konserinde çalışacaktım ama tırnaklarımda o zamanlar nail art vardı ve nail art'tan dolayı maalesef elendim. Konserde çalışamadım ama giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla çok eğlenmişler ve Taylor Swift yani buraya geldiği zaman Sydney'deki turizm böyle bildiğiniz ayaklandı falan. Çok kalabalıktı her yer. Oteller falan fulldü. İşte hosteller fiyatlarını 2 katına çıkarmış vesaire. Geldi. İşte onunla bayağı Sydney'yi alt üst ettik. Çok gezdik, dolaştık. Hatta birkaç görüntü de çekmiştim. Kaan'la buluşacağız. Kaan da Brisbane'dan geldi buraya. Kaan'ı belki biliyorsunuzdur. O da videolar çekiyor, içerikler üretiyor. Onun da Instagram adını şuraya bir yere yazıyorum. Onunla görüşeceğiz. Onunla bugün birazcık gezeceğiz. Biz daha önceden de buluştuk. Bir şeyler yaptık, videolar çektik. Bayağı bir dertleştik falan filan. O yüzden bugünü böyle bir vloglamak istedim. Şimdi çıkalım. Burada şu plaj çantasını mı alsam dedim ama tek kol olduğu için çok ağır oldu. O yüzden buna geçtim. Selam. Ay, yoruldan bayılmışım burada. Bu kız beni yürütüyor, yardım edin. Çok güzel manzaralar gördük ama. Haksız evet, mıyım? Çok güzel evler gördük gerçekten. Aynen. Benim kaldığım yerin oradan bir yarım saat falan yürüyünce çok güzel bir yere vardık. 7 dakikamız kalmış. 7 dakikamız kaldı. Tam da varmadık ama vardık sayılırız. Aşırı... Arabayı çek, arabayı. Aşırı güzel evler var burada. Böyle bayağı bir iç geçirdik falan. Şimdi biraz soluklanıp... Baksanıza arkadaşlar, insanlar buralarda yaşıyorlar. Size bahsettiğim havuzun oraya geldik ve manzaraya bakar mısınız? Opera binası, Harbour Köprüsü ve böyle bir havuz, ücretsiz ve böyle karşınızda Sydney manzarası var. Şaka mı? Burası gerçekten şaka olmalı. Hava da çok güzel. Şöyle birazcık, şu taraflar birazcık bulutlu ama nasıl sıcak? Çok sıcak, aşırı nemli. Nasıl buldun? Yani çok saçma. Çok saçma değil mi? Bedava, çok saçma. Aynen, efsane. Ve burası doğal havuz bu arada arkadaşlar. Her gün temizleniyor bu su. Perşembe günleri de detaylı temizlik oluyormuş. O yüzden perşembe günleri kapalı diye duydum. Bugün çarşamba, şimdi girip bakalım. Aşırı güzel. Hadi girelim. Yay. O zaman biz şimdi havuza giriyoruz. Yay. Kimse seni rahatsız etmiyor. Bir yandan böyle bir parkın içindesin. Kuş sesleri falan aşırı güzel. Bayıldım. Çok güzel fotoğraf falan da çekildim. Evet arkadaşlar, biz yüzdük. Su çok güzel. Böyle şey, havuzun zemininde yosunlar falan var diğer havuzlardan farklı olarak. Onun dışında gittikçe derinleşiyor. Ama şey, yüzme biliyorsunuzdur herhalde.
Buraya geleceksiniz. Siz de biliyorsunuzdur umarım. Havuza boğulmayın yani. Burayı aşırı sevdik. Çok güzel, çok huzurlu. Ben birazcık daha yüzeceğim. Çok kalabalık değil. Bu da güzel bir şey. Amca inanılmaz amca ya. Amca var ya şey, milli sporcu gibi yüzüyor. Nasıl su? Çok güzel, aşırı. Deneyim mi? Çok güzel, gel. Ya amca gerçekten amca var ya arkadaşlar. Yani 14. falan yüzüyor bu. Yavaş, aşırı sisi tutarak yüzüyor. Amca ve ben dışında kimse yok burada. Bir tek amca var, ben varım. Herkes güneşleniyor. Ama burası bilmiyorum, burası gölgede kalıyor. Ağaçların olduğu yerde kaldığı için galiba biraz su soğuk açıkçası. Ve aşırı tuzlu arkadaşlar. Evet ya, tuzlu havuz çok garipmiş. Çok tuzlu, aynen. Fethiye falan gibi değil ama yine tuzlu. Değil. Ben seviyorum yine de. O yine geliyor amca. Kaç. Amca ya, çık kadrajımdan. Kabuğu yüzüyor bak. Amca bizi sağ ol. Robot oyuncak, tırmada oyuncaklar olur ya böyle. Evet evet. Yavaş yavaş güzeller bak. Yine de üşenmemiş gelmiş be ya. Aynen. Kaç turdur? Ben iki tane kulaç atınca yoruluyorum. Tabii helal yani. Kaç tur atıyor sayamadık yani. Oo. Ama buranın manzarası efsane ya. Çok güzel. Bu arada şurası çok güzel. Bir yanda yüzüyorum. Karşımda opera binası. Harbur Köprüsü falan var, şaka mı? Ve evet, ücretsiz oldu. Burası. Evet. Bence çoğu insan bilmiyor burayı. Ve arkamda şey, çok güzel bir park. Böyle ormana falan çıkıyor, çok güzel. Şimdi dudaklarım çok kuruduğu için şürleneydin. Yine bu da bitmek üzere. Balmına geçeceğim. Aslında dudak maskesi diyor ama ben bunu bazen normal uygulayabiliyorum. Onlar gittikten sonra ben böyle birazcık boşluğa düştüm ve kendimi biraz böyle down hissetmeye başladım. Aslında hepimiz kendimizi zaman zaman aşağıda hissedebiliyoruz. İşte hayata karşı bakış açımız, mutluluk tanımı, varoluşsal sancılar, kimlik arayışı derken hele bir de bunun üstüne gurbet ve yalnızlık eklendiğinde kendimizi iyice dibe çekebiliyoruz. O yüzden böyle zamanlarda aslında objektif bir bakış açısına ihtiyacımız oluyor. Ailemizle, arkadaşlarımızla, partnerimizle bir haddeye kadar dertlerimizi paylaşabiliyoruz. Son zamanlarda ben çürük bir tahtanın üzerinde sörf yapıyormuş gibi hissediyordum. Dışarıdan herkes wow diyordu ama her an boğulacak gibiydim. O yüzden tam bu esnada Hayvel online terapiyle tanıştım. Tamamen bütçenize göre seans paketlerinizi ayarlayabiliyor ve 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme ile terapistinizi seçebiliyorsunuz. Benim en büyük endişem, Avustralya'dayım ve Türkiye'den 8 saat ilerideyim. Nasıl ayarlayacağım randevuyu falan diye düşünüyordum. Ama bunda hiçbir sorun yaşamadım. Randevu saatlerimi çok kolay bir şekilde ayarlayabildim. Çünkü online olduğu için hem erişilebilir hem de sürdürülebilir oluyor. Tekrar aynı şekilde, çok basit bir şekilde randevu oluşturabiliyorsunuz. Terapistinizi değiştirmek isterseniz yine değiştirebiliyorsunuz. Çünkü binden fazla uzman psikolog var ve hepsinin profiline girip hangi ekoller üzerine çalıştıklarına bakabilirsiniz. Eğer siz de Hayvel online terapiyi denemek isterseniz GizemZeval10 kodunu kullanarak %10 indirim alabilirsiniz. Bu arada açıklama kutusuna indirim kodunu ve linkini de bırakıyor olacağım. Bu videoyu sponsor olduğu için Hayvel'e çok teşekkür ederim. Dildim misti emdiğine göre isterseniz seruma geçelim. Ben ilk defa bu kadar yüksek fiyatlı bir serum aldım sanırım. Ama faydasını kullandığım ilk günden beri görmeye başladım. Harika bir serum. Onarıcı etkisi var. Bir ara o streslendiğim dönemde çok fazla sivilce çıkarttım ve ertesi gün hepsi kurumuştu bunu kullandıktan sonra. Artık 30 yaşına geliyorum. Kırışıklıklara falan da yardım dokunacak bir şey. Tek üründe birçok etkiyi alabileceğim bir şey istiyordum. Çünkü ben sürekli seyahat ettiğim için yer problemi oluyor. Yeni eve çıkınca da yine yer sıkıntım olacak, Kore'deki evler küçük olduğu için. Burada da yine aynı şekilde. O yüzden ben gerçekten cilt bakım ürünlerimi, makyaj ürünlerimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Tek bir şişede olması ayrı
ayrı alıp aynı parayı vermektense bu şekilde almak daha mantıklı geldi. Bu arada ben Kore'deki duty free'den aldırdım. Çünkü Koreli buraya gelirken duty free'den alışveriş yapabiliyordu vergisiz olarak. Bu şekilde yaptığınızda bir de Kore'deki duty free alışverişleri o kadar yaygın ki Koreliler çok seyahat ettikleri için çok da alışveriş yapıyorlar. Bu duty free'lerden alışveriş yaptığınızda size bir sürü tester, hediye falan veriyorlar. O yüzden ben şimdi tekrar Kore'ye giderken Avustralya'da yapmayı düşünüyorum ama Avustralya'da şöyle bir şey varmış galiba. $300 ve üstünde yapmanız gerekiyormuş. Böyle bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bilen varsa aşağı yazsın. Ve serumumu uyguladım. Gerçekten hani söyledikleri kadar varmış. Bu kadar iyi bir etki göreceğimi bilmiyordum. Bu arada ne kadardır kullanıyorsun derseniz 3 haftayı geçti. Hani bir aya doğru gidiyoruz. Ve gerçekten çok sevdim. Belki kırışıklıkları olan etkisini görmek çok mümkün değil. Benim genellikle alnımda kaz ayaklarım diyorlar. Kaz ayakları çizgilerim var. Var olanı etkisi var mıdır bilmiyorum. Ama belki oluşmak üzere olanlar için bir etkisi vardır diye düşünmek istiyorum. Bilmiyorum ama hani bu bana cildimde bıraktığı his, parlaklık, sabah uyandığımdaki o aktif bir sivilceyle uyanmamak bile beni gerçekten mutlu ediyor. Ardından nemlendiriciye geçiyorum. Yine Kore'den. Bunu ben istemedim. O kendine almış. Yanında böyle eşantiyon vermişler. Biliyorsunuz Olive Young çok fazla veriyor. O da bana getirmiş. Ben de çok beğendim. Çünkü tam benim sevebileceğim tarzda yatıştırıcı, nemlendirici. Böyle jel formunda değil, yapış yapış değil, süt formunda. Ve çok güzel nemlendiriyor. Bunu da geçiyorum. Bir de üstüne o nemi iyice hapsetmek için yine Laneige'in şöyle bir bende uyku maskesi var. Kağıt maskelerdeki ürünün kağıt maskesiz olanını düşünün. Ben bu maskeyi de inanılmaz seviyorum. Böyle cildimi resmen suya dolduruyor ve bitmek üzere bakın. Çok az kaldı. Dibini gördüm. Buradan çok fazla cilt bakım alışverişi yapmadım. Evet hani şey makyaj ürünleri aldım Sephora'dan, Mecca'dan falan ama çok fazla cilt bakım ürünü almadım galiba. Çünkü Kore'de daha çok fiyat performans ürünleri olduğu için ve sık sık cilt bakım ürünleri indirime girdiği için Kore'den getirmek bana daha mantıklı geldi açıkçası. Hazırda Korelim geliyorken. Bunu böyle sürüyorum. Bunun böyle daha kalın bir yapısı var ama cildinizi o kadar güzel neme doyduruyor ki ertesi gün kalkıyorsunuz yumuşacık. Ama işte o peelingimizi yaptık, gözeneklerimizi temizledik. Mistimizi sıktık, serumumuzu sürdük, nemlendiricimizi sürdük. Üstüne bir de nemlendirici maskemizi sürdük. Kore markası abi. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Birkaç marka var galiba Türkiye'de Trendyol'da falan. Legend Eye Patch diye geçiyor. Ben bunu buzdolabına koydum. Buzdolabından aldım. Çok daha iyi faydasını görürsünüz. Böyle bir kaşığı çıkıyor içinden. Kaşığıyla alıyoruz bunu. Böyle gözümün altına yerleştiriyorum. Hatta şöyle aynadan bakayım. Bu arada son zamanlarda ben saçıma saç kurutma makinesi şey yapmamaya başladım. Sanki doğal bir şekilde kuruyunca saçlarım daha güzel böyle kıvırcık kıvırcık oluyor. Son videoyu izlediyseniz zaten orada da görmüşsünüzdür. Orada da saçımı sadece doğal bir şekilde kurutmuştum. Hani normal mistini falan sıktım, nemlendiricisini sürdüm ama hani doğal bir şekilde kurutmuştum ve aşırı güzel görünüyor dalgaları falan. Sanırım bir daha saç kurutma makinesi kullanmayacağım. Hani kışın duş alıp dışarı çıkmam gerekirse falan belki kullanırım ama yine büyük konuşmayayım. Ama böyle yazın falan özellikle saç kurutma makinesi kullanmadan direkt kuruması falan aşırı tatlı duruyor bence böyle dalgaları falan. Bal bir dalga oluyor. Bu arada bunu böyle koyduktan sonra göz altlarıma, şuraları falan da şöyle hafif masaj yapıyorum. Bunu da 15 dakika kadar bekletiyorum ve çıkartıyorum. Böyle göz altlarım kolajene doymuş oluyor falan. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendime böyle bir şeyler yapmak iyi hissettiriyor. Yani mesela bu videoyu çekiyor olmam, bu cilt bakımını yapıyor olmam, hani o yataktan çıkıyor olmam, kendim için bir şeyler yapıyor olmam iyi hissettiriyor. Bu videoda dertleştik. Güzel görüntüler gördük. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.